iletiyorum. Onların da selamları var size. Şunu sormak istiyorum hocam. Dün İzmir kaynaklı bir haber gündeme düştü ve bayağı gündemde yerini teşkil etti. Gerçi dün akşam size konuştuk, açıklamalar yaptınız ama taraftar merak ediyor, camia merak ediyor. Neler söylemek istersiniz bu Buca Spor mevzusuyla alakalı? Çok kısa ve net söyleyeyim. Yani böyle bir şey söz konusu bile değil. Çünkü ben sağ olsun gittiğim yerlerden geri dönüşlerim de çok olmuştur. Bu şunu gösterir. Herkesin bıraktığı izler önemlidir. Hele bir teknik adamın gidip de aynı takıma geri dönmesi bence çok önemli bir değer taşır. Ben böyle bir şey söz konusu olmadığını başta söylerken, evet dostluk çok önemlidir, fikir alışverişi çok önemlidir ama Adana Spor'la bir sözleşme sadece kağıt üzerinde değil, gönül bağıyla ilgili bir sözleşmedir. Doğal olarak biz bir şampiyonlukla antikleyerek başladık. Ümit ediyorum inşallah bu şampiyonluğu noktalamak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Böyle bir şey şu süreçte konuşulması gereken en son şey diye düşünüyorum. O yüzden de bir yere gitmek gibi bir düşüncem hiç olmadı. Hiçbir zaman böyle bir şey tasarrufum içinde bulundurmadım. Sağ olsun başkanımla beraber bir kader birliği tekrar başladık. Adana Spor taraftarı bana gönlünü açtı. Adana Spor taraftarı bana inanılmaz bir sevgi gösterisinde bulundu. Sağ olsunlar. Geldiğimiz gün bütün sizlerin aracılığınızla anlatmaya çalıştığım geçmişi onlar bize sahip çıkarak, gönlünü açarak ne kadar vefalı olduklarını gösterdiler. Bu yüzden de daha fazla söz söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Herkese bu anlamdaki böyle bize sahip çıktıkları için bir kez daha sizin aracılığınızla çok teşekkür ederim. Sevgili hocam, bu haber kaynağı nereden çıkmış olabilir? Çünkü insanlar biraz tereddüte düştü, biliyor musunuz zaten spor taraftarları. Gece saat 11'de bile mesaj atıp bu haberin doğruluk payını öğrenmeye çalıştı. Sevgili Serkan, takdir edersin ki daha önce de hem takım kaptanlığını yaptığım Buca Spor'da futbolculuk dönemimde hem de iki kez çalıştırdığım bir takımdan bahsediyorum. O yüzden de o takımda benim dostluğum her zaman bakidir ve sağ olsunlar bir şey olacağı zaman da sevgili Başkan Cihan Aktaş, oranın gerçekten çok değerli, kıymetli bir futbola yeni adapte olmuş bir kardeşimiz benimle zaman zaman fikir alışverişlerinde bulunur. Ama transferle ilgili benimle ilgili böyle bir düşüncesi hiç konuşulmadı bile. Böyle bir şey söz konusu bile olmadı. Evet, bir haber yayıldı. Acaba diyorum ki daha önce orada çalışmaktan kaynaklandı mı? Ben de bunu araştırdım dünden beri sizinle konuştuktan sonra. Çünkü size kadar benim de haberim yoktu. Siz söylemeden öncesine kadar. Hatta ben de size şöyle bir espri yaptım. Acaba doğum günü şakası mı bu diye yaptım. Aynen öyle yani, oldu. Ben sağ olsun teveccüh gösterip çocuklarım da sizler de Adana Spor Camiası'ndan da doğum günüyle ilgili bana çok güzel mesajlar aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Doğum günümü Adana Spor Camiası'nda kutlamak, bir yaş daha almak çok onur verici bir durumdu. Ben çok ayrıntısını da çok önemsemedim. Çünkü çok gerek duyduğum bir ayrıntı değildi. O yüzden de ben Buca Spor Kulübü'ne veya bir başka kulübüne canı gönülden teşekkür ediyorum. Böyle bir şey düşünceler içerisinde olması bile bir futbol adamı olarak onur vericidir ama böyle bir şey şu anda hele Adana Spor Camiası'nda müthiş birlik beraberlik yakalanmış, harika bir gidişat. Bence artık takım olma yolunda müthiş şeyleri kazanmış bir takımın böyle bir şeyi düşünmesi bile ben kendi adıma çok anlamlı bulmuyorum açıkçası. Sevgili hocam, başkanla konuştunuz mu bu konuyla ilgili, hiç bir görüşme yaptınız mı dün? Başkanım beni tanır, ben başkanımı tanırım. Bu konuşmayla ilgili küçük esprilerle konuştuk hatta. Onun dışında en ufacık bir ciddiyete dönüş
planımız gerçekleşmedi. Çünkü dedim ya, başkanım beni iyi tanır, ben başkanımı çok iyi tanırım. O yüzden de bu konuyla ilgili çok fazla konuşmamıza gerek olmadığını düşündüm. Hocam, derbi geride kaldı. Mutlaka derbiyle ilgili maçtan sonra değerlendirmeleriniz olmuştur. Neler söylersiniz? Bir de Erzurum'a erken gidildi. Bununla da ilgili neler söylemek istersiniz? Derbiyle ilgili şunu söyleyeyim. Kazanmayı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik. Zaman zaman özellikle 10 kişiyken bile buna yakın pozisyonlar bulduk. Ben Adana Spor taraftarının gösterdiği desteğe teşekkür ettim maçtan sonra da. Fakat şunu bilmenizi istiyorum ki alınan puana sevinmeyen ne tribünündeki Adana Spor taraftarı, ne sahadaki futbolcu grubu, ne de bizler demek ki çok yol kat etmişiz. Yani 10 kişi kalıp da bir puana bile sevinmeyen bir Adana Spor takımı demek ki şampiyonluk yolunda o kadar ciddi, o kadar kendine inanan ve güvenen bir takım haline gelmiş ki bir puana 10 kişi bile sevinmeyen Adana Spor camiasının bu büyüklüğünü gösteriyor açıkçası. Biz üzüntüden 2 gündür her tarafımızda uçuklar açtı. O yüzden de üzüntümüzün nedeni aslında bizi hedefe götürecek en önemli hedeflerden bir tanesi. Ben bu emekte mücadele veren çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama yine söylüyorum, biz kaybetmeyi artık öğrenen bir takımız. 10 kişiyle kalsak rakibe pozisyon vermeden, hiçbir takımın karşısında ezilmeden, şu yorumlara asla katılmıyorum. Adana Demirspor takımı tek kale oynadı. Adana Demirspor takımı tek kale oynamış görünebilir sayı fazlalığından dolayı. Lakin pozisyon fazlasıysa ikinci devrede 10 kişi kalmamıza rağmen 35 dakika bizde olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer pas tercihlerini doğru kullansaydık biz belki de maçı kazanmış duruma düşecektik. Tam da istediğimiz gibi oynattık Adana Demirspor'u. Kenarlara yayıp oyunu kenarlardan oynamasını sağlattırdık. Çünkü hava hakimiyeti kuramayacağını düşündüğümüz bir Adana Demirspor takımı sadece yerden oynayıp hızlı ataklarla kenarlarda merkezden gelmesini engellemeye çalıştık. Kenara yönelttik. Kenara yöneltince de Adana Demirspor takımının bütün hücum aksiyonları bizim için bitmiş duruma geldi. O yüzden oranın sadece bir tane offside olan pozisyonunun dışında bizim Adana Demirspor takımına verdiğimiz pozisyon yok. Bizim çok üretken olmadığımız bir maçtı. Ama bu da eksik olmamızdan kaynaklandı. Ve doğal olarak da maçın berabere bitmesi son derece normal bir sonuç. Sergen abi, ama diyorum ya, bir soru var. Bu anlamda üzülen takımımı cani gönülden tebrik ediyorum. Üzülen camiamı cani gönülden kutluyorum. Ve inşallah böyle büyük düşünen, böyle büyük hedefleyen bir takımın teknik direktörü olarak çok güzel yolda olduğumuzu göstermenin mutluluğunu yaşıyorum açıkçası. Hocam bir soru var. Erzurum maçı. Evet, Erzurum'da söylerseniz sonra bir soru var, onu da sorup size fazla zaman vermeyelim. Erzurum maçına erken geldik. Takdir edersiniz ki çok yüksek bir rakım. Sağ olsun başkanımız bunu geçen haftadan da 2 hafta öncesinden de planladığımız bir durumdu. Ya bir gün öncesinden gelecektik ya da 3-4 gün öncesinden gelip biraz rakıma ayak uydurmak, oksijensiz ortama ayak uydurmak istedik. Ve bize fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz bir 3 gün öncesi gelmemiz söz konusu oldu. Bu konuda bize imkan tanıyan da Sayın Bayramak gibi teşekkür ediyoruz. Takımımız son derece burada iyi bir şekilde hazırlanıyor. Evet, aynen iyi ki de gelmişiz. Soğuk bir hava ve soğuk bir ortamda çalıştığımızı söyleyebilirim. Ve inşallah da burada istediğimiz sonuçları alıp dönmeyi hedefliyoruz. Hocam, eksikler konusunda da net bilgi verebilir misiniz? 3 tane eksik var bildiğim kadarıyla. Doğru. Ahmet Dereli, ki bu konuda beklentilerimi maalesef alamadığım, karşılayamadığım ama yeteneklerine çok inandığım Ahmet Dereli. Yine aynı şekilde sakatlığından dolayı Arabistan'ın devam eder. Yine aynı şekilde onun da daha ilerleyen zamanlarda çok büyük katkılar koyacağına inandığım
bir evladımız olduğunu söylemek istiyorum. Özkan'la Serdar'ın cezalık durumları var. Onun dışındaki herhangi bir eksiğimiz çok şükür ki yok. Ufak tefek, yine söylüyorum, Hakan'ın hastalığı devam ediyor. Maçtan sonra çok kötü duruma geldi. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz çok şükür ki yok. Hocam, George'in sakatlığı bu hafta oynamayacak konumda mı? Şu anda antrenmanlara çıkmıyor. Ara çok kısa, bildiğiniz üzere. Evet. Bu arada en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. En iyi şekilde çocuklarımızı dinlendirip maça hazırlamaya çalışacağız. Sonrasında bir kupa maçı var. Yine 3 gün sonra bir maç var. Yoğun haftalara girdik. O yüzden de en sağlıklı bir şekilde çıkarmaya çalışacağımız bir kadromuz olacak. Bir de talihsizliğimiz şu sevgili Serkan. Yani bunun adı talih midir, talihsizliktir ama futbol olayına baktığımız zaman, içeriğini açtığımız zaman ben talihsizlik olarak adlandırılacağını düşünüyorum. Düşünün ki her hafta bizden önce değişen bir takımın antrenörü oluyor. Aynen öyle. Ve karşımıza bir hafta önce çalıştığımız, bir hafta içinde neler oynadığını tahmin ettiğimiz bir takımın yerine başka bir antrenör gelerek başka bir formatı değerlendirmeye çalışıyor. Bu da bizim adımıza analiz ve teknik anlamda bize sıkıntı yarattığını söyleyebilirim zaman zaman. İşte Erzurum maçı yine aynı durum. Yine yeni bir hocanın gelmesi söz konusu ve böyle de çık olunca da Erzurum spor takımı tıpkı Adana Demirspor takımı gibi yine böyle bir şey, yeni bir heyecanla karşımıza çıkacak. Yine yeni bir formatla çıkmaya çalışacak ve hakikaten bu konuda zor konular ama üstesinden geliyoruz Allah'ımıza hamdolsun ki inşallah ilerleyen zamanlarda artık kaybetmeyen takımımız kazana kazana yoluna devam edecektir. Futbolda en önemli şey başınızın öne eğilmemesi. Bizim çocuklarımız da bizim takımımızın başını öne eğmiyorlar açıkçası. Bu konuda çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hocam, bir soru var. Çok soru var da bir tanesini aktarmak istiyorum. Derbide orta saha direnci için Ferhat'ı bekliyorduk ama oyunda göremedik. Sonra bir hamle yapıldı. Bunun nedenini öğrenmek isteriz demiş bir dinleyicimiz ve bir de Fethiye ile Türkiye Kupası'nda eşleştiniz. Kupa maçıyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Serhat benden önce kimsenin haberi yoktu Serhat'tan. Yani kimse Serhat'ı evet bu takımda bulunduruyordu ama Serhat'ın oynayacak gibi bir düşüncesi yoktu. Sağ olsun ki Serhat bizim inancımıza güvenerek bizim inancımızı destekleyecek şekilde bir mücadele ortaya koymaya başladı ve herkesi memnun etti. Evet, biz orta sahada direnç gösteren oyuncu sayımızı çoğaltabilirdik ama dedim ya, kazanmak için çıktık. Ve George'yi de, Ahmet'i de, Erem'i de en doğru şekilde kullanmaya çalıştık. Ve bu konuda her iki bekinin de hücuma çıktığı düşündüğümüz Adana Demirspor takımını kitlemeye çalıştık. Bir de şunu herkesin bilmesini istiyorum. Biz George'yi kenar oyuncusu olarak oynatmıyoruz. George'yi santrofor Eze'nin arkasında serbest oynatıyoruz. Bunun üstüne bir kez daha vurguluyorum. George'yi bazen kenarıya kaçıp kenarda oynama isteğini görüyoruz. Bunun için George ile zaten fikir alışverişleri yapıyoruz. Oyunun belli bölümünde kenarda top oynatıyoruz. O bölümlerde George şu anda daha adaptasyon dönemini Eze gibi çabuk aşamadı. Yani bunu herkesin bilmesini istiyorum. Yetenekleri 10, olağanüstü iyi bir oyuncu. Ama herkesin bir yere adaptasyonu kolay olmuyor. Eze inanılmaz pozitif, inanılmaz derecede çabuk ortama uyum sağlayan müthiş bir oyuncu. Ama diğer çocuklarımızın bazıları henüz öyle değil. Yani bu da birazcık böyle yavaş yavaş hazırlanmalarını sağlayacak. Bizim direnç konusunda her oyuncumuza çok güveniyoruz. Ama biz kazanmak istedik. Kazanmak isterken bazen ufak tefek bazı oyuncularımızın istediklerini yapamadıklarına şahit olduk. Ama bu yapamayacakları anlamına gelmeyecek ilerleyen haftalar.
İnşallah hepsi çok kaliteli işler yapacaklar. Bizim elimizde çok kaliteli oyuncular var. Bazı oyuncular daha henüz hazır değilse güzel. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bazen tabii anlatmakta da zorlanıyorum herhalde sanırım. Ben bazı oyuncularımızın hazır olması halinde elimizde inanılmaz değişkenliği ve hamle şansı çok yüksek olan bir takım olacağız. Ve bunu inşallah değerlendirdiğimizde de göreceksiniz, sonuçlar kendiliğinden gelecek. Bir Eskişehir maçına döndüğümüzde de bu hamle şansını yarattığımızda ortaya nasıl bir sonuç çıktığı çok net, aşikar ortada. İnşallah, yine söylüyorum, zaman içerisinde bu takım, çok zaman değil, ben öyle zamanı çok böyle yaymayı seven bir adam değilim. Bu insanların, antrenörlerin söylemlerinden de bıkmış bir adamımdır. Zaman nedir? Sadece benim zamanım oyuncularımızın hazır olarak gelme işinden kaynaklanıyor. Takımımızın takımı, biz takım olduk. Zaman mı istedik? Birinci maçta takım olduk biz. O yüzden de ben o zaman dilimini çok önemseyenlerden değilim. Öyle zaman bekleyin, zaman gelince. O antrenörün kandırmacasıdır. Ben öyle çok fazla, evet takım uyunu, takıma ait hazırlık dönemi, haftalar geçtikçe birlikte oyun, bunlar ne işe yarıyor? O zaman dilimi ne işe yarıyor? Ben öyle kandırmacaları çok sevenlerden değilim. O yüzden de insanları kandırmaktan hiç hoşlanmam. Hayal tacirliği yapmaktan hiç hoşlanmam. Yok, inşallah, ümit ediyorum, bu çocuklarımız da hazır hale geldiğinde her şey çok daha keyifli ve güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Çok kısa, kupa için bir şey söyler misiniz? Tur geçmek istiyoruz. Tur bizim için çok önemli. Çünkü neden önemli? Elimizde mevcut bir kadro, geniş bir kadro var. Sizin de malumunuz. Bu geniş kadroda ben oyuncularımın hepsini hazır tutmak istiyorum. İşte form tutamadı diye düşündüğümüz, henüz daha fiziksel anlamda yakalayamadı diye düşündüğümüz oyuncuları mutlaka hazır hale getirmek için bu amaçları bizim için çok önemli. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Erzurum maçında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.